Merhaba arkadaşlar. Tercihim Eskişehir platformu kapsamında bugün size kampüste sanat başlıklı bir sunum yapacağım. Anadolu Üniversitesi'nin Yunus Emre kampüsünde gerçekleşen sanat etkinlikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Erol İpekli. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı müdürlüğünü sürdürüyorum şu ara. Anadolu Üniversitesi'nde öğrenimini tamamlamış, sonra da öğretim elemanı olarak bu üniversitede çalışmasını sürdürmüş bir öğretim üyesiyim. Öncelikle bu uzun sınav maratonundan sonra yapacağınız tercihin hepiniz için hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum. Şimdi Anadolu Üniversitesi'nde sanat etkinlikleri, sanat yapılanması deyince öncelikle şöyle söze gireyim diye tasarladım. Anadolu Üniversitesi'nde sanat kavramı bir kere her zaman öncelik taşıyan bir kavram oldu. Benim öğrenciliğimde de böyleydi. Ondan sonraki çalışma hayatımda da Anadolu Üniversitesi'nde sanatın tüm dallarında canlı ve dinamik bir iklime tanık oldum. Ben de bunun bir parçası olmaya gayret ettim. Neden sanattan bahsediyoruz? Neden sizin Anadolu Üniversitesi'ni tanımanız için kampüste sanat başlıklı bir konuşma, bir oturum açma ihtiyacı duyduk? Çünkü hepimiz alacağımız eğitimin dışında, alacağımız üniversite öğreniminin dışında içinde yaşadığımız dünyayı anlamaya çalışırız. Bunu da bilimle, sanatla ve felsefeyle yaparız. Sanat, bilim ve felsefe gibi insanın dünyayı tanıması için gereklidir. Sanat insanı tüm yönleriyle ve anlamaya ve anlatmaya çalışan bir alandır. Sadece bir eser yaratmak değil, aslında sanatı değerli kılan yaratıcı düşüncedir. Bütün gelişmiş toplumlarda ya da kendini iyi yetiştirmiş insanlarda ortak yönlerden biri sanat konusunda geliştirdikleri duyarlılıktır. Çünkü üniversite öğrenimi sırasında bir yandan bir alanda uzmanlaşmayı tercih edebilirsiniz. İşte seçtiğiniz bölüme bağlı olarak bir konuda uzmanlaşmayı istersiniz. Bunun için gayret edersiniz. Derslere girersiniz, sınavlara girersiniz, tezler hazırlarsınız, sunumlar hazırlarsınız ve başarılı olmak için elinizden geleni yaparsınız. Ancak bir yandan da üniversite öğrenimi aynı zamanda sizi de geliştirmeyi, yaşama hazırlamayı hedefler. Bunun için de sanatın çok önemli bir işlevi olduğunu düşünmek gerekir. Anadolu Üniversitesi'nde de öğrenci olarak girdiğimden bu yana hep bu anlayışın hakim olduğunu gördüm. Şimdi de bu alanda çalışanlardan biri olarak sizinle bu bilgimi paylaşıyorum. Bir kere değerli arkadaşlar, hayata hazırlanmak için bir konudaki edineceğiniz en üst düzeyde bilgi tek başına yeterli değil, az önce söylediğim gibi. Bu bilgiyi damıtmak, bu bilgiyi insanlarla ilişkilerinizde, toplumla ilişkinizde, başka alanlarla, başka disiplinlerle olan ilişkinizde verimli kılmak, yaratıcı düşüncenizi geliştirmek durumundasınız. Biz Anadolu Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sanat eserleriyle karşılaşmalarının onları hayata daha iyi hazırlayacağına olan inancımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu düşünceyle nitelikli sanat eserlerini öğrencilerimizle paylaşmaya, onlara sunmaya çalışıyoruz. İzin verirseniz ben bu kısa girişten sonra kampüste sanat konusunu 3 başlık altında sizlerle paylaşmayı planladım. Şimdi ona başlayayım. Öncelikle sanat eğitimi veren okullarımız var Anadolu Üniversitesi'nde. Biraz onlardan söz edeceğim. Sonra kampüste gerçekleşen sanat etkinliklerimiz var. Onlardan biraz bahsetmek isterim. Ardından da öğrenci olarak içinde yer alabileceğiniz kulüplerimiz var. Kulüplerimizin yaptığı çalışmalardan, onların etkinliklerinden bahsetmek isterim. İlk olarak Anadolu Üniversitesi'nde sanat eğitimi alanında 4 tane birimimiz var.
sanat eğitimi veren birimlerimiz var. Bunlardan bir tanesi Anadolu Üniversitesi'nin Devlet Konservatuvarı, bir tanesi Güzel Sanatlar Fakültemiz, bir tanesi Eğitim Fakültemiz, bir de Engelliler Entegre Yüksekokulumuz var. Çok kısaca anlatacağım çünkü tercihim Eskişehir platformunda farklı alanları tanıtmak için öğretim elemanı arkadaşlarım sizlerle bu ekrandan zaten bilgilerini paylaşacaklar. Ama ben genel bir çerçeve çizebilmek için bu dört birimde sanat eğitimi nasıl veriliyor? Çünkü bunların yapılan etkinliklerle, sunulan etkinliklerle de bir bağ var. Biraz sonra bunu anlatmaya çalışacağım. Devlet Konservatuvarı'ndan başlayayım. Devlet Konservatuvarı'nda 5 tane bölüm var. Bunlardan biri sahne sanatları bölümü, biri müzik bölümü, biri müzikoloji, biri Türk müziği bölümü, biri de çalgı yapımı ve onarımı bölümü. Sahne sanatları bölümünde tiyatro ve opera ana sanat dallarında icracı sanatçı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Müzik bölümümüzde 3 ana sanat dalımız var. Piyano, yaylı çalgılar ve üflemeli ve vurmalı çalgılar olarak bunları tanımlıyoruz. Müzik bölümümüzde piyano ana sanat dalında piyano, gitar ve arp sanat dallarımız. Yaylı çalgılarda keman, viola, violonsel ve kontrabas eğitimi veriyoruz. Üflemeli ve vurmalı çalgılarda fagot, trompet, trombon, klarnet, korno, flüt, obva ve vurmalı çalgılar eğitimini veriyoruz. Türk müziği bölümümüzde kanun, kemençe, tambur, ut, ney, ses eğitimi ve bağlama dallarında eğitim veriyoruz. Müzikoloji alanında müzik bilimine ilişkin bir eğitim veriyoruz. Çalgı yapım ve onarımında da yaylı çalgılar yapımı ve onarımı alanında eğitim verip buradan sanatçı mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Güzel Sanatlar Fakültemizde 7 tane bölümümüz var. Bunlar grafik, seramik, cam, çizgi film, heykel, resim ve baskı sanatları bölümleri. Eğitim fakültemizde bir bölümümüz Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü adı altında sanat eğitimi veriyor. Engelliler Entegre Yüksekokulu'nda da uygulamalı Güzel Sanatlar bölümümüz var. Şimdi bunları şu nedenle söyledim. Bir yandan bu bölümlerimizi tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi ilgili arkadaşlarımız bu konuda size detaylı bilgi verecekler ancak bu bölümlerde yapılan eğitimin gereği olarak bazı sanat etkinliklerini de aynı zamanda kampüste sanat başlığı altında değerlendirebiliriz. Sahne sanatları bölümünde örneğin opera ana sanat dalında eğitimini sürdüren öğrenci arkadaşlarımız belli dönemlerde final sınavlarında ya da ara sınavlarda seyirciye açık konserler sahnelerler. Müzik bölümümüzde bu ana sanat dallarımızın sınavlarının seyirciye açık olanları olur. Hazırlık aşamasıyla sınava hazırlık sürecinde Türk müziği bölümünde yapılan çalışmalardan seyirciye açık olan konserler olur. Grafik ana sanat dalımızda yapılan çalışmalar sunulur, sergilenir. Bunlar da sergi salonlarımızda, seramik alanında da, cam alanında da, çizgi film, heykel, resim ve baskı sanatlarında da ve diğer bütün bölümlerde yapılan çalışmanın bir gereği olarak yapılan çalışmaların seyirciyle paylaşılması ve bunların da sanat etkinlikleri altında değerlendirilmesi mümkün olduğu için söylüyorum. Tabii bunlar nerelerde sahnelenir, sergilenir? Anadolu Üniversitesi olarak çok önemli bir avantajımız olduğu düşüncesindeyim. Bunlardan bir tanesi çok yetkin salonlara sahip Anadolu Üniversitesi. Nasıl? Atatürk Kültür ve Sanat Merkezimiz var kampüsümüzde ve bunun içinde 4 tane salonumuz var. Devlet Konservatuvarımızın içinde Ergin Orbey uygulama sahnesi, Erol Keskin salonu ve Koral Çalgan salonu diye tanımladığımız büyük, iyi salonlarımız var. İyi koşullara sahip, teknik donanım açısından da yeterli koşullara sahip salonlarımız var. Düzenli film gösterilerinin yapıldığı Sinema Anadolu isimli bir salonumuz var. Öğrenci merkezimizde Salon 2009 adını verdiğimiz çok donanımlı, teknik olarak donanımlı ve amfiteyatro biçimde tasarlanmış çok yetkin bir salonumuz daha var. Şener Şen Kültür Salonumuz var kampüsün içinde. Ayrıca bunların yanında Sazova Parkı'nın içinde Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir
gösterim salonumuz var. Bunlar etkinliklerimizi sunduğumuz salonlar. Bunun dışında kütüphane ve dokümantasyon merkezimizin içinde sergi salonlarımız var. Güzel Sanatlar Fakültemizin içinde sergi salonlarımız var. Ve kampüsün içinde sanat eserlerini sunmaya elverişli çok sayıda sergi alanı olduğunu sevinerek ve övünerek de sizlere söyleyebilirim. Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleşen sanat etkinliklerine biraz bakalım isterseniz. Bir kere şu anda yayında olan Güzel Sanatlar Fakültemizin sanal mezuniyet sergisini izlemenizi öneririm. Az önce saydığım bu 7 alanda mezun olan arkadaşlarımızın mezuniyet çalışmalarının sanal ortamda üniversitemizin web sayfasında sergilendiği çok başarılı hazırlanmış bana göre bir sergimiz var. Sanal sergimiz var. Çok yetkin eserlerle karşılaşacaksınız. Buna benzer çalışmalar sadece sanal ortamda değil yüz yüze de yani sergi salonlarında da seyirciye sunulur. Yani sanatseverlere sunulur. Bunun dışında Anadolu Üniversitesi'nde festivaller düzenlenir sanat etkinlikleri kapsamında. Örneğin 2018 yılına kadar 20 kez düzenlenen bir Eskişehir Uluslararası Film Festivalimiz var. Çok yetkin bir festival. Bunun dışında geçen yıl ilk kez gerçekleşen bir Uluslararası Tiyatro Festivalimiz var. Bu iki festivalde, sinema ve tiyatro festivallerinde hem ülkemizin hem de dünya ölçeğinde yetkin sanatçıların yapıtları seyirciyle buluşur. Hem Anadolu Üniversitesi'nde öğrenimlerini sürdüren genç arkadaşlarımız bu etkinliklere katılma fırsatını bulurlar. Söyleşiler düzenlenir, atölye çalışmaları düzenlenir. Bunların alandan gelen ya da herkese açık olan türde uygulamaları yapılır. Bu çalışmalara katılmaları mümkün olur. Burada da gerçekten çok niteliği yüksek sanat yapıtlarıyla karşılaşma imkanına sahip olabilirsiniz. Bunların yanında Anadolu Üniversitesi'nde benim de içinde bulunduğum bir tiyatro topluluğu var. 1993 yılından beri perdelerini düzenli olarak açan bir tiyatro topluluğu. Adı Tiyatro Anadolu. Tiyatro Anadolu, Türk ve Dünya tiyatro edebiyatının seçkin eserlerini seyirciye sunar ve düzenli olarak perdelerini açar. Yani haftanın 4 günü, salı, çarşamba, cuma ve cumartesi akşamları Atatürk Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu'nda Tiyatro Anadolu'nun eserlerini izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Bunun yanında Anadolu Üniversitesi'nin bir senfoni orkestrası var. Senfoni orkestrası 2 haftada bir büyük konserler verir. Bir yılda ortalama 8 büyük konser. Bunun yanında da küçük oda müziği konserleri planlar. Halk Bilim Araştırmaları Merkezimiz var. Halk Bilim Araştırmaları Merkezimizde öğrenci arkadaşlarımızın hafta içinde ders zamanı dışında kullandıkları zamanlarda içinde bulundukları halk dansları gösterileri seyirciyle paylaşılır. Bunların yanında Halk Bilim Araştırmaları Merkezimizde yine halk müziği koromuzun, sanat müziği koromuzun etkinlikleri yıl boyu sürer ve bunlar yıl sonuna doğru konserlerle seyirciyle buluşurlar. Bunların yanında 3 tane müzemiz olduğunu söylemem lazım. Biri Cumhuriyet Tarihi Müzesi, biri Çağdaş Sanatlar Müzemiz, bir tanesi de Eğitim Karikatürleri Müzemiz diyebilirim. Bir de İstanbul'da Beyoğlu semtinde bir Anadolu Üniversitesi İstanbul Kültür ve Sanat Merkezimiz var. Orada da sergi salonlarımız var. Onu da unutmadan söylemem lazım. Yani Anadolu Üniversitesi'nde sanatla ilgili çok sayıda etkinliğe tanık olabilirsiniz. Bu etkinliklere katılabilirsiniz. Bu etkinliklerde dünya ölçeğinde ya da Türkiye ölçeğinde alanında kendini kanıtlamış usta sanatçıların eserleriyle karşılaşabilirsiniz. Bunların yanında Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci kulüplerinin çok etkin olduğunu söylemem lazım. Üçüncü başlığım bu. Müzik alanında müzik kulübümüz, rock kulübümüz, caz kulübümüz var. Plastik sanatlar kulübümüz var. Dans kulübümüz, fotoğrafçılık kulübümüz, sinema kulübümüz ve tiyatro kulübümüz var. Bu kulüplerde hatırı sayılır etkinlikler gerçekleşiyor. Örneğin tiyatro kulübümüzün 17 yıldır sürdürdüğü ülke genelinde bütün üniversitelerin tiyatro topluluklarını içeren, onlarla temas halinde olan bir etkinlik devam ediyor. Tam 17 yıldır.
Konuklar geliyor diğer üniversitelerden. Biz onlara konuk oluyoruz. Yani inanılmaz canlı bir tiyatro yaşantısı var. Rock kulübümüzün çok yetkin çalışmalar olduğunu söyleyebilirim. Fotoğrafçılık kulübümüz, sinema kulübümüz çok önemli çalışmalara ev sahipliği yaparlar. Yani Anadolu Üniversitesi'nde sanatla ilgili yapılabilecek çok şey var. Hangi bölümü tercih ederseniz edin, sonuçta tercih edeceğiniz bölümün yanında bir sanat alanına dahil olmak için, bir sanat dalında çalışmalarınızı sürdürmek için olanaklara sahip olacaksınız. Bu kulüplerden birine, çünkü yıl başladığı zaman, öğretim yılı başladığı zaman duyurularla kulüpler yaptıkları çalışmaları anlatıp yeni kayıt olan öğrencilere, öğrenci arkadaşlara kendilerini anlatmak, onların ilgisini çekmek üzere çalışmalar yaparlar. Siz de öğrenciliğiniz başladıktan sonra bu kulüplerden birine dahil olabilirsiniz. Ve belki de üniversite yaşamınızda buna ilişkin bir ciddi bir çalışmanın içine girebilirsiniz. Ciddi bir hobiye sahip olabilirsiniz. Çünkü değerli arkadaşlar, başta da söylediğim gibi bir alanda uzmanlık yetmez. Hele çağımızda çağına ayak uydurmak isteyen bir genç için yaptığı çalışmaların yanında kendini geliştirebileceğini düşündüğü, kendini yaratıcı yönünü geliştirebileceğini düşündüğü bir alanda çalışmak ona sadece katkı sağlar. Çünkü uygar insan hobisi olan insandır. Uygar insan ciddi bir konuda, kendi alanı dışında bir konuda emek harcayan, bu konuda çalışmalar yapan, okumalar yapan, bu konuda uygulama çalışmalarına katılan, dünyada ve ülkemizde literatürü takip eden ciddilikte bir çalışmayı sürdürdüğü takdirde kendi alanındaki başarısının da daha yüksek olacağını söylemek son derece anlaşılır tahmin ediyorum. Siz de bana katılıyorsunuzdur. Sanatın amacı içinde yaşadığımız evreni, dünyayı, insanları, toplumu anlamak demiştim sözlerime başlarken. Biz de sanat etkinliklerini sunarak hem sanat eğitim veren kurumlardaki öğrencilerin etkinlikleriyle, profesyonel anlamda sanat etkinliklerini Anadolu Üniversitesi'ne, kampüsümüze taşıyarak, bir de bunun yanında kulüplerde bizzat işin içine girerek, yani dans kulübünde, caz kulübünde, fotoğrafçılık kulübünde, sinema kulübünde, tiyatro kulübünde, müzik kulübünde etkinliklere katılarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Bunların dışında kampüsün birazcık dışına taşıyacak olursak, Eskişehir'deki sanat ikliminin de son derece yetkin olduğunu, Eskişehir Teknik Üniversitemizde, Osman Gazi Üniversitemizde de buna benzer kulüp çalışmalarının, sanat etkinliklerinin çok yoğun bir biçimde yaşandığını yine övünerek söylemem mümkün. Çünkü gerçek şu, bir yandan kendimizi geliştireceğiz, bir yandan da buna benzer az önce sözünü ettiğim biçimde sanat çalışmalarına, kültür çalışmalarına dahil olacağız. Eskişehir de bu konuda şanslı illerden biridir. Eskişehir'in bir senfoni orkestrasının ve düzenli perde açan bir tiyatrosunun da bulunduğunu söylemem lazım. Ayrıca Türkiye ölçeğinde turne yapan tiyatroların Eskişehir'e gelip eserlerini sunduklarını, dünya ölçeğinde sanatçıların, resim sanatçılarının, heykel sanatçılarının Eskişehir'e gelip burada sergilerini açtıklarını, söyleşiler düzenlediklerini ve bu insanların ürünleriyle Eskişehirlileri hem öğrencileri hem de Eskişehir halkını karşı karşıya getirdiklerini söylemem mümkün. Bütün bu etkinliğin içinde bir yandan kendinizi geliştirirken, bir yandan Eskişehir'in bu sanat ikliminin içinde kendinizi daha iyi yetiştirebileceğinizi düşünerek Eskişehir'i tercih etmenizi, Anadolu Üniversitesi'ndeki bu sanat etkinliklerinden yararlanmanızı öneriyorum. Tercihiniz Eskişehir olsun. Hepinize başarılı, mutlu bir eğitim hayatı diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.